Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzeller güzel ipek çiçeğimle geldim. Tohumdan yetiştirdiğim katmerli ipek çiçeğim kedi tırnağı olarak da bilinir. Muhteşem bir türdür. Her yıl mutlaka tohumdan yetiştirerek bu şekilde neslini devam ettiriyorum arkadaşlar. Harika bir çiçek yapısı vardır. Katmerlidir. Yalın kat olanı da vardır ama bu katmerli türü tüm renk tonlarını içerisinde barındırıyor. Her renk tonu var. Özellikle bunların tohumlarını kışın e, koruyorum ve şubat aylarında mutlaka toprağa ekerek bu şekilde yetiştiriyorum. Videonun son kısmında tohum toplama aşamamı gösteriyorum. Orta kısmında da tohumu toprağa e, çimlendirme aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde muhteşem rengarenk çiçekleri olan güneş açtığı sürece çiçek açan bir türdür. Bol güneşi seviyor. Öncelikle neyi sevip neyi sevmediğini biraz bahsetmek istiyorum. Kuruluğa asla tahammülü yoktur. Ee, sürekli olarak sulanmak ister. Günlük düzenli olarak suluyorum. Güneş batarken sulamasını yapıyorum arkadaşlar. Böyle harika çiçekler açıyor. Güneş ısısını arttırdığı zaman çiçekleri tam anlamıyla açılır. Sabah güneş doğarken tomurcuk olarak başlıyor. Sonra gün içerisinde saatlik olarak size birazdan videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Harika saatlik e, tomurcuktan tamamıyla açılma halini e, göstermiş olacağım. Bu şekilde karamel yine seyircim olarak beni izliyor. Bakın şu muhteşem görüntüyü görebiliyorsunuzdur. Tam gün güneş altında bakılmayı sever. Güneş olduğu sürece çiçek açar arkadaşlar. Günlük olarak çiçek bu şekilde açıyor ve e, çiçekleri gün sonunda kuruyor. Ertesi gün yeniden yeni tomurcuklardan devam ediyor. Muhteşem bir türdür. Katmerli türleri, e, yalın kat türleri, tür, türleri, türleri farklı türleri vardır. E, özellikle benim bu baktıklarım katmerli ve aralarında da ebrulleri var. Arkadaki saksıya Ramazan bayramında memleketime gittiğimde Mersin'den e, bir pazarda yaşlı bir teyzeden almıştım. O e, iki aydır sürekli olarak çiçek açıyor ama öndeki kendi tohumdan yetiştirdiğim. E, kışın soğuk geçirdiğimiz için biraz geç çimlendi biraz geç büyüdü Bu nedenle daha yeni yeni çiçek açmaya başladı. Ama arkadakiler artık uzadılar e, Onun uzun olmasının sebebi de çok erken tarihte aldım ve kışın soğuk havalarda maalesef boya gidiyor. Çok fazla güneş olmadığında ama bu tam gün güneşin altında tamamıyla güneşe denk geldiği için bakın boyu çok uzun değil ve daha sık çiçek açıyor. üretimi çok kolaydır. Özellikle tohumdan üretimini size göstereceğim. Çelik yönteminde de arkadaşlar herhangi bir çelik kopartıp nemli bir toprağa sapladığımız zaman oradan direkt olarak devam ediyor. Çok hızlı köklenip büyüyor. Yanmış ağır gübresi, solucan gübresi fark etmiyor ama toprağında gübre seviyor. Toprağında hiçbir seçimi yok arkadaşlar. Toprağı normal bahçe toprağı olabilir, ağaç altı bir orman toprağı olabilir, çiçek torfu olabilir. Hiçbir şekilde toprak ayrımı yapmıyor. Arka saksıdaki toprağımda Ramazan bayramında yine gittiğimde ormandan toprak toplamıştım arkadaşlar. Pelit ağacının altından çok güzel orman toprağı toplamıştım. O ve yanlış ahır gübresi var. Ama önde tohumdan yetiştirdiğimde çiçek torfu, bahçe toprağı ve solucan gübresi var. İkisinde de fark yok. İkisi de gayet güzel büyüyorlar, yetişiyorlar. Yani toprak seçimi hiçbir şekilde yok. Herhangi bir toprağa dikebilirsiniz. Yeter ki içerisinde gübre olsun. Gübrelenmeyi çok seviyor sulanmayı çok seviyor Güneş ışığını çok seviyor tam gün güneşin altında Hiçbir şekilde yaprakları zarar görmüyor Ne kadar çok gün ışığı alıyor ne kadar çok güneş görüyor O kadar çok size çiçek veriyor Şimdi size tohumdan yetiştirme aşamasını paylaşacağım arkadaşlar Toprakta Şubat ayında tohumunu ekmiştim Ve çimlenmeye başlamıştı Şimdi o kısmını göstereceğim Tüm detaylarıyla size aktaracağım Şubat ayında bahçe toprağı ve yanmış ahır gübresi içerisine bu şekilde tohumlarını attım arkadaşlar günlük olarak suladım her gün nemli tuttum spreyle üzerinden sera etkisini yaratması için bir poşet geçirdim büyük birce bir poşet o poşeti günlük açıp nemlendirip tekrar kapattım havalanmasını sağladım ve bu şekilde harika çıktılar. Soğuk bir kış geçirdiğimiz için biraz yavaş büyüdüler ama hepsi çıktı. Çok sağlıklı bir şekilde büyüdüler ve bu saksının içerisinde şu an çiçek açmış hali oldu. biraz büyüdükten sonra fideleri başka bir saksıya alarak şaşırtma yöntemiyle yaparsak daha da güzel büyür. Şimdi size saatlik tomurcuklarını ve çiçeklerini nasıl açtığını göstereceğim. Sabah 6 böyle harika tomurcuklarla başlıyor arkadaşlar. Bakın. Muhteşem mis gibi rengarenk çiçekler sabah 6'da çok güzel tomurcuklanıyor. Ve bu şekilde bize görsel şölenle başlıyor. Bakın şu güzelliklere görebiliyorsunuzdur. Rengarenk tüm renk tonları içerisinde var. Hatta bazıları güneşi daha fazla gören daha erken açmaya başlıyor. Sabah 6'daki ipek çiçeğinin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi saat 7'ye gidelim. Evet şu an saat 7 ve çiçekler yavaş yavaş açılmaya başladı. Bakın. Artık katmerleri ortaya çıkmaya başladı. O kadar güzel bir görüntü ki ve özellikle göbek kısmındaki çiçeğin göbek kısmındaki ayrı bir renk tonu ortaya çıkıyor. Bakın. Saat 8 ve bu şekilde artık açılıyorlar. Çok güzel bir tür mutlaka edinin derim. Bakımı çok kolay, nazsız bir tür arkadaşlar. Ve saat ilerledikçe böyle tamamıyla gül şekline dönüyor. Bakın açıldı, göbekleri ortaya çıktı. Göbeğindeki muhteşem renkler tamamıyla ortada. Harika, güneşe gülümsüyorlar. Güne merhaba diyorlar. Çok güzel bir türdür. Yeter ki sulamayı ihmal etmeyin ve bolca güneş gören bir yere, esinti gören bir yere konumlandırın. Böyle size görsel şölenler sunacak. Biri açıp biri soluyor. Aynı anda birçok çiçek açıyor arkadaşlar. Bu kesinlikle bizi çok mutlu ediyor. İpek çiçeğimiz kuruduktan sonra tohumunu bu şekilde topluyorum. Bir kap içerisinde muhafaza ediyorum. Çiçek açlıktan ikinci ya da üçüncü gün tamamıyla kuruyunca üzerinden çok kolay ayrılıyor. Ve bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Minik minik tohum kapsülleri var. O kapsüllerin içerisinde böyle onlarca siyah minik tomurcuk e, tohumlar var. O tohumları biriktiriyorum. Ve Şubat ayında, Mart ayında toprağa ekerek o şekilde çoğaltıyorum. Sevgiyle yapılan her iş bizi mutlu eder arkadaşlar. Böyle gerçekten gönlünüzde çiçek sevgisiyle, bu şekilde bitkiler yetiştirirseniz çok mutlu olursunuz. İnanılmaz mutlu oluyoruz. Yani bir sebze de yetiştirsek, bir çiçek de yetiştirsek, emek verdiğimiz, zaman ayırdığımız her bir iş bizi mutlu ederek geri dönüyor. Bakın şu güzelliklere. Ben izledikçe evet tohumdan yetiştirdim. Her bir milim büyümesini izledim. Her bir gün emek verdim, üzerine spreyler sıktım diyerek çok mutlu oluyorum ve sonra bu şekilde gülücüklerle karşımıza çıkıyor. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.